Federasyon seçimleri tam gaz ilerliyor. Bugün Okçuluk Federasyonu'yla güne mesaimize başlıyoruz. Okçuluk bu senenin en gözde sporlarından bir tanesi oldu. Mete Gazoz'un bizi gururlandırması ama sadece Mete ile kalmayan bir başarı silsilesi var okçulukta. Abdullah Başkanım devam ediyor. Tek aday olarak seçimlere giriyorsunuz. Evet. Camiada sizin bu başarısını herhalde takdir etti ki karşınıza kimseyi çıkarmadı diye düşünebilir miyiz başkanım? Evet, aynen öyle. Sizin de ifade ettiğiniz gibi 5 yıldan bu tarafa çok ciddi bir çalışmanın içindeydik. Tüm camiamız, hepimiz bir arada, hep birlikte bu başarıya ulaştık. Mete Gazoz da bu birlik ve beraberliğin bir eseri olmuş oldu. Bizlerin sahadaki temsilcisi olarak görevini en iyi şekilde yaptı. Ülkemizi, milletimizi gururlandırdı. Bugün de burada 5. Olağan ve Mali Genel Kurulumuzu gerçekleştiriyoruz. Delegelerimiz burada. Türkiye'nin dört bir yanından hepsi geldiler, seve seve koşa koşa geldiler Ankara'ya. Bugün yine hep birlikte burada konuşacağız arkadaşlarımızla. Paylaşacağız görüşlerimizi ve seçimimizi yapacağız. Yeni bir başarılı dönemi başlatmak üzere burada bir aradayız. İnşallah bundan önümüzdeki 3 yılda yine geçen 4 yıldan çok daha başarılı olsun Türk okçuluğu diye düşünüyoruz. Herkese başarılar diliyorum. Tüm federasyonlara, tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyorum önümüzdeki dönem için. Başkanım, olimpiyatlarda gelen madalya ülkemizi gururunu kabartsa da benim açımdan ilgilendiren bir noktası daha var. Federasyon Genel Müdürlüğün, bakanlığın, hükümetin o branşa bakışı değişiyor. Tabii ki. Şimdi destekler artıyor, tesisler değişiyor. Şimdi yeni sezonda, yeni dönemimizde ne bekliyor okçuluk camiası? Şimdi tabii ki bir olimpiyat madalyası bir branş için çok şey değiştiriyor. Bizde de öyle olacak. Umuyorum ki öyle olacak. Bazı tesis eksikliklerimiz var. Bunları bakanlığımız, genel müdürlüğümüzle zaten görüşüyorduk. Yine görüşmeye devam edeceğiz. Eminim ki Türk okçuluğu bu dönemde çok ciddi tesisler kazanacak. Ve yeni bir ivmenin başlangıcı olacak bu tesisler. Çünkü Türkiye'de 81 ilimizde çok ciddi bir okçuluğa ilgi var. Hele altın madalyadan sonra, Mete'nin başarısından sonra bütün illerimizde çok ciddi bir başvuru var okçuluk için. Bu talebi karşılamak için her türlü gayreti gösteriyoruz. Hem genel müdürlüğümüz hem bakanlığımız da bunun farkında. Birlikte oturup konuşacağız. Türk okçuluğunu daha nerelere taşıyabiliriz diye. Eminim ki bakanlığımız bize çok ciddi bir destek verecektir. Valla yeni metelerin çıkması sizin çalışmalarınıza bağlı. Evet. Desteklere evet, evet. Bağlı. İnşallah başarılı olursunuz başkanım. İnşallah. Eminim ki Türk okçuluğu yeni meteler, yeni yaseminler çıkaracaktır. Çok teşekkür ediyorum ben başkanım. Ben teşekkür ederim.